Günaydın abi. Günaydın kızım. Nasılsın? İyiyim abi. İyiyiz. Herkes nerede? Herkes kimmiş? İlyas, Alparslan. Ev ahalisi işte hani. Alparslan kapının önünde telefonla konuşuyor. İlyas da Behzat'la buluşacakmış. Erkenden çıktı abi. Özlem mi soruyorsun? He hani. Özlem nerede? İyi mi? İyidir, iyidir. Hatice ile Emine Hanım'a söyledim. Hastaneye bir kontrole götürsünler. Niye Alparslan götürmemiş? Ortada bir sorun var galiba abi. Bir telefon trafiği var ama konu ne anlamadım. Adnan. Buyur abi. Nerede Alparslan? Alparslan abi. Amca bir dakika. Bir dakikaymış. Ceylan, Hızır Ali nerede? Kış bahçesindeler abi. Ha, onlar da seni sormuştu. İndiğini haber vereyim ben. Abi her şey yolunda mı? Ben yatarken yolundaydı. Kalkana kadar yolundan çıktı mı bilmiyorum Ömür. O enişte de ortada yok. Ne orayı ne biteyi biz de bilmiyoruz. Aslında ben de bugün doktora kontrole gidecektim ama... annem ikiniz birlikte gitmeyin dedi. Sen yarın gidersin dedi. Belli ki sorun ciddi abi. Bicaların küçüğü vurulmuş. O yüzden dedim. Bunlar her şeyi bizden biliyorlar. Hele Hızır abin hepsini yatıştırsın da. Ne ederseniz edin. Hangi birini yatıştırayım ana? Hangi birini? Günaydın amca. Ne oluyor? Vallahi amca tam olarak bizi de bilmiyoruz ama bir sorunumuz var gibi duruyor. Söyle de çatlatma da. Orhan abi ortada yok. Nasıl yok? Tekin telefonuna bir türlü ulaşamamış. Dün gece kız arkadaşıyla beraber bir otele gitmiş. Sonrası meçhul. Günaydın Hızır. Günaydın. Anladığım kadarıyla durumu öğrenmişsin. Hiçbir şey öğrenemedim Ceylan. Boran'ın ortada olmadığından başka hiçbir şey bilmiyorum. Biz de henüz senden daha fazlasını bilmiyoruz. Boran'ın kız arkadaşı kimmiş? Onu da bilmiyoruz Hayriye Hanım. Tesadüfen bir restoranda tanışmışlar. Ebru şu anda o mekanda. Hakkında bir bilgi edinirse biz de kim olduğunu öğreniriz. Bu Yavuz'u vuran Boran. O yüzden bu işte Vicolar'ın parmağı olabilir. Belki de otelden başka yere geçmişlerdir. Yani Tekin abi biraz meseleyi büyüttü de her zamanki Tekin abi yani. Umarım öyle olsun.